Değerli izleyenler günaydın. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Tekrar 8.15'te bu ekranda sizlerle birlikteyiz. Bugün böbrek taşını, böbrek taşlarını konuşacağız. Daha doğrusu birçok taş bir arada oluyor genelde böbreklerde. Hepimizin sorunlarından bir, hayatın belli döneminde birçok insan toplumda böbrek taşı düşürür. Böbrek taşı düşürdüğü için işine gelemez, özel hayatı, sosyal hayatı mahvolur. Ama böbrek taşları yok edilebiliyor. Çok güzel yöntemler var. Artık lazerle ve başka yöntemlerle açık ameliyata gerek kalmadan biz böbrek taşlarımızdan kurtulabiliyoruz. Tabii oluşmaması da bizler için önemli. Oluşmaması için de nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız. Tedavi yöntemleriyle birlikte böbrek taşlarıyla ilgili kiminle konuşacağız? Operatör doktor Aytan Kar konuğum. Kendisi Medical Park Fatih Hastanesi'nden katılıyor yayınımıza. Üroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Efendim. Bir de telefon numaralımızı verelim unutmadan. 0212 480 0663 numaralı telefondan da sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayında bağlantımıza katılmanızı diliyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Böbrek taşı malum çok sık duyuyoruz etrafımızda. Evet. İşe gelemeyenler, çocuğuyla ilgilenemeyenler, seyahatini erteleyenler bu ağrıdan, sızıdan kıvranıyorlar. Evet. Hakikaten erkeklerin doğum ağrısı gibi bir şey herhalde çeken evet. erkekler için genelde de değil öyle mi? Diyoruz. Yani taş doğum erkeğin doğumudur diyoruz. Evet. Taş da erkeğin doğum hissediyorlar doğum evet. ağrısının ne Ama olduğunu ama bayanlara diyelim. Sorduğumuz zaman doğum ağrısı, doğum sancısından daha büyük bir ağrıdan bahsediliyor. Yani doğum yapmış bir bayan taşlıyoruz ama hangisi daha evet sancılı deyince taş daha ağrıdı hocam diyorlar. Şimdi sevimli bir konu değil fazla ama biz yok, biraz sevimli bunu... ama niye bize göre sevimli. Şimdi doğumun ağrısı da, evet. doğumun da doğal bir seleksiyon ağrı. Aslında ağrı biraz da beynimizde bitiyor. Doğumun ağrısıyla ilgili aslında eğitimlerle o ağrıyı da doğum sırasında daha az hissedebiliyor gebeler. Onu da söyleyelim, hani ağrı deyince aman herkes korkmasın. Evet, evet. Şimdi böbrek taşı nedir, öyle girelim o zaman. Şimdi aslında böbrek nedir, ne iş yapıyor oradan girelim. Tamam. Çünkü böbrek vücudun çöpçüsü aslında yani... O metabolizma esnasında oluşan atık maddeler, ürik asidi, protein atıkları olsun, idrar denen sıvıda çözülerek atılıyor. Bu taş oluşturan hastalardaki sıkıntı ne? Normalde ben hastalarım anlasınlar diye şu örneği veriyorum. Bir bardak suya 4-5 tane kesme şeker attığınız zaman hepsini eritirsiniz ve içinde şeker gözükmez. Hı hı. Onu döktüğünüz zaman şekeri de atmış olursunuz. Ama bu su, bir bardak suya 8-10 tane şeker attığınız zaman artık çözemeyecek hale gelecektir ve o kristaller dibe çökelir. İşte idrarın da artık o mineralleri ya da atık madde çözemeyeceği kadar delişik dediğimiz doygunluğa oluştuğu zaman çökelen minerallerin böbreği tıkanması oluşan tabloya işte renal kolik ya da böbrek taşı kliniği dediğimiz bir olay oluşuyor. Yani sıvı olması gereken yerde mineral birikmesi ya da işte taş dediğimiz olayın birikmesi. Peki şimdi bu böbrek taşı bir şekilde oluşuyor. Şimdi nedenlerini biraz ben sorgulamak istiyorum. Tabii. Bir kere ailevi nedenleri çok var, çok rastladığımız. Mutlaka ailede, babada, annede taş varsa çocukta genelde olduğunu şimdi şöyle birçok duyuyoruz. Nedeni var aslında. Birincisi coğrafi nedenler. Hı-hı. Türkiye aslında bir taş kuşağında. Yani dünya haritasına baktığımız zaman Akdeniz o havzası olsun, Afrika'nın bazı kısmında, Amerika'nın bazı işte Meksika şeylerde bir taş görülme sıklığı zaten fazla. Hı-hı. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyada taş görülme sıklığı zaten fazla. Yani bir. Deprem bölgesi gibi taş bölgesi aynen öyle. Olduk. Maalesef biz, fay hattı bizden de geçmiş Tamam. taş olarak. Biz tabii çok üzülüyoruz yani ürolog olarak ama mecbur hani taş şeyi bizden geçiyor bir. İkincisi ırk. Irkın da bu şeyde bir yani genetik miras ailevi olabilir ve toplumsal olarak mesela Çekoslovakya olsun Kuzey Avrupa ülkelerinde çok daha az gözüküyor taş hastalığı ama bizim hani Akdeniz o Yunanistan kuşağında olan Hı-hı. yerde çok daha fazla gözüküyor. Bu bir. İkincisi bu genetik olayın içinde bir de ailevi yatkınlık artabiliyor. Ailevi yatkınlıkta genelde şunları görüyoruz. İşte ailevi olarak ya o ailenin sitrat eksikliği vardır. Sitrat taş oluşumu azaltan bir maddedir. Ya da oksalat atımı fazladır. Ya da çocukluk çağında bebekken bazı taş hastalığı görüyoruz. Bunlarda metabolik ya da genetik defekter olabiliyor. Bunlarda ekstra ikinci bir grup oluşabiliyor. Üçüncüsü de iklim. İklimle ne alakası var? Mesela çok kuru bir havada ya da çok sıcak bir ortamdaysanız eğer tabii ki deriden ya da vücuttaki sıvı kaybınız çok daha fazla olacaktır. Sizin idrarınız ne kadar fazla da su alsanız diğer insanlara göre çok daha koyu olacaktır. Yani taşın sevdiği bir ortam olacaktır. O taşın çökebileceği müsait bir idrar olacak. İdrarı koyu olan insanların şüphelenmesi gereken bir şey var mı? Mesela tabii çok ki koyu yani idrar. Koyu idrar tabii ki ya sıvıyı çok azalıyorsunuzdur ya sıvıyı çok kaybediyorsunuz. Farkında değilsiniz. Aldığınız miktar yetmiyor demektir. Hı-hı. Ya da kullandığınız ilaçlar hani ilaç bir antibiyotik alsa idrarınız kop koyu olur ya da vitaminler de bu işi yapabiliyor ya da
kalsiyum takviyesi alması gereken hastalarımız oluyor. İşte kemik erimesine bağlı kalsiyum almak zorunda kalıyorlar. Bunların idrar miktarı çok daha kalsiyum fazla olduğu için taş olduğunu çok daha sık görüyoruz. Ya, idrarın aslında koyu renk sağlıklı bir insanda. Yani bir böbrek fonksiyonları idrarın koyu renk olmaması gerekiyor. Evet. Bunu da idrara bakarak da insanlar hassas olduğu birazcık fikir verebilir. Fikir yani verebilir. Değerlendirmek için. Yani bazen geliyor aslında hocam benim idrarım çok koyu diyor. Hı hı. İdrar tahlili ya da işte böbrek fonksiyon testi normal çıkabiliyor. Ama bu hastanın birçoğunda ya sıvı alımı az olarak ya da kullandığı ya da tükettiği diyet şeyine göre, oluşumuna göre problemler yakalayabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de peki Türkiye'nin hangi bölgelerinde daha çok beslenmeye bağlı herhalde de taş beslenme oluşuyor? Beslenme de var tabii ki. Mesela doğu bölgelerimizde diyet. Daha çok taş olabilir tabii mi? Ki. Fazla protein oluyor. Doğuda özellikle çok sık görüyoruz. Çünkü orada protein tüketimi yani kırmızı et tüketimi çok daha fazla. Yani hayvancının daha fazla olduğundan belki tam onu tabii bilmiyorum ama yani kırmızı et tüketimi çok fazla olduğu zaman oradaki protein yıkımıyla beraber idrardaki ürik asit ve kalsiyum seviyesi artıyor. Ve bu da taş oluşumu arttıran şeyler. Bir de Akdeniz kuşağı yani Akdeniz bölgesinde o hani sıcak havanın ya da kuru havanın bizim bu kuzeydeki nemli hava değil de kuru havanın olmasıyla terleme ve sıvı kaybı çok fazla olduğu için idrarlar çok daha fazla değişik oluyor, koyu oluyor. Peki şunu soracağım. Şimdi taşın belirtisine gelelim biz yavaş yavaş. Taşın neden oluştuğunu anladık bölgeye göre, özelliğe göre. Birçok faktör var aslında evet. Birçok faktör var. Gene yeri gelirse değiniriz. Şimdi taş belirtilerini ben size sormak istiyorum. Tabii ağrı tabii, kendini taş ana belirtimiz ağrı. Evet. Ana belirtimiz ağrı. Biraz açalım ağrı dışı nedenleri. Aslında şöyle halk arasında bilinen yanlış şey var. Taşın kendisi ağrı yapmıyor. Önce bunu bir anlayalım. Tamam. Yani taş eğer böbreğinizi tıkamazsa kesinlikle ağrı yapmaz. Hiç fark etmezsiniz. Hatta bazen aslında geliyor safra kesici ultrason görüyor. Bakıyor böbreğinde işte 5 mm taşı var. Aa hocam benim hiç ağrım yoktu. Taş ne zaman ki böbreğin bir o boşalma kanallarından birini tıkar. Tıkadığı kanalın arkasında ilerletiyor ya böbrek. Gerilme olur ve genişleme ondan sonra ağrı yapar. Yani hepimizde şu an burada bulunan herkeste taş olabilir ama eğer kanalımız ya da böbreğin boşalmasını engellemiyorsa ağrı yapmaz. Ona biz renal kolik diyoruz. O eğer taş böbrekten çıkıp da ana kanalı o böbrek boşluğunu tıkarsa da çok ani bir ağrı başlar. Bütün böbrek tıkandığı için. Bu acile koşturan hastalar için. Aynen öyle. O hani kıvranan, herhalde. Kitlenen, nefes alamayacak hale gelen, ölüyorum diyen, ne oldu bana hani apandisim patladı deyip acile gelen hastalar genelde üreter taşı dediğimiz o böbrek borusunun tamamen tıkanması gibi. Ben şunu geldi şöyle anlatıyorum. Hani motor bloğundaki taş sindiri tıkası çok önemli, ağrı yapmaz ama o birden egzozu tıkarsa bütün motor tıkandığı için bütün motor şişeceği için aslında son derece acil bir durum oluşuyor. Beraberinde böbrek lifleri gerildiği için bulantı kusma da yapar hastada. Yaklaşık birinci saatte başlar böbrek pelvisinin gerilmesiyle beraber. Ağrı, bulantı kusma, eğer başın bu tabloya infeksiyon da etkilenirse yüksek ateş, üşüme, titreme eklenebilir. Bu taş ağrıları herhalde bir apandisitle kas ağrılarıyla da karışabiliyor. Evet, genelde alt üreter taşları yani mesaneye yaklaştığı yerde o tam o yumurtalık ve mesaneye yaklaştığı yerde çünkü lifler aynı yerden sinir liflerini alıyor. Yani vücut onu ayırt edemiyor. Bazen mesela acil genç bir hasta gelir yumurtalık ağrısı da gelir. Testis ağrısı da gelir. Yani biz onu testis torsiyon zannederiz ama bakarız yumurtalıkta hiçbir şey yok. Ama adamın sinir lifi oradan geçtiği için üreter taşını yumurtalık ağrısı gibi algılayabiliyor. Yani öyle hissediyor. Yani oradaki önemli olan şey sizin anne karnınızda doğarken ya da yaratılırken sinir liflerinin hangi organını inerve ettiği çok önemli. Bu tamamen genetik miras. Aynen yani öyle. Doğumda oluşan bir şey. Şimdi taşın belirtilerinden bahsettik. Ağrı bizim en önemli belirtimiz. Acile getiren önemli şey ağrı. Zaten ağrı olmasa hastanın çoğu gelmeyecek aslında. Ağrı olmasa gelmeyecek. Evet. Bir de hani yılları yavaş yavaş ağrıyor. Bu şekilde ilerleyen hastalar da var değil mi? Taş onlar çok şanssız bir hasta grubu maalesef. Mesela sık sık başımıza geliyor. 3-4 ayda bir geliyor. Hasta mesela bir genelcilere ya da başka bir polikliniğe geliyor. Bir ultrason yaptırıyor. Bakın böbrek tıkanmış, şişmiş ve incelmiş. Yani aslında böbreğe yapacak fazla bir şey kalmamış. Onu araştırınca bakıyoruz ki beyefendi ya da hanımefendinin üreterinde bir taşı var tıkamış. Hiç ağrı duymadınız mı diyoruz yani bu hale gelene, böbrek bu kadar bitene kadar. Hocam biraz bir ağrı duydum ama ben işte kas ağrısı gibi düşündüm. Ağrı kesici kullandım. Geçiyordu, rahatlıyordum diyor. Yani bize çok geç gelen aslında yapacağımız bir şey kalmıyor aslında. Bizim buradaki, kaybediyor. Aynen öyle. Böbrek gitmiş olur zaten. Söyleyemiyoruz aslında ama ya niye gelmediniz? Ağrım çok azaldı diyor. Yani bu bir şey, genetik bir şans. O hastanın muhtemelen hani alarm sistemi yok. Yani ağrı vücudun alarmıdır aslında. Ağrı eşiği yüksek. Ağrı eşiği de hiç bu neredeyse hissetmeyen hastalarımız da oluyor. Çok az hissediyor. Ya bu sinirsel ya da bulantı hissediyor de sadece. Bu tamamen yaratılışla alakalı. Yani ağrı lifi orada yok. Ya böbrek gerisini hissetmiyor. Hiçbir vereceğimiz tiyo yok mu? Hiçbir şey yok. Bulantı. Maalesef. Bulantı. Hafif ağrı, geçmeyen ağrı. Yani beyefendi evde kendi kafasındaki ağrı için, herkes için yapacak bir şey kalmıyor.
alarmı kapatıyorsunuz siz. Mesela aynı bölge ara ara ağrıdığında yani bir ağrı kesici geçireceğini bir gitsin. Yani aynı mutlaka, bölgen sürekli evet, niye ağrıyor? Mutlaka tekrarlarsa bir hafta iki hafta bunda bir sıkıntı vardır zaten. Mutlaka gitmesi gerekiyor. Yani burada biraz şüpheci olacağız. Tabii ki. Bir hastalık hastası mıyım der bazıları. Her ağrıyan her sızlayan ama. Ama ağrı alarmınız işte. Yani yani %1 de olsa giden gittik kalsa var bizim de olay oluyor böbrekte. Böbrek önemli. Böbrek çünkü beyin ve şey gibi kalp gibi yani giden nefron geri gelmiyor. Hasta bir de o çok soruyor. Adam taşı aldık tamam evet bitti. Evet. Böbreğin düzelecek mi tekrar diyorsa %20'ymiş fonksiyonu. Hayır. %20'yi koruyacağız biz. Yani %50'ydi %20'ye indi. Biz artık o %20'yi kurtaracağız. Giden gitti kalan sağlık bizimdir lafı burada çok geçerli. Ondan sonra da tabii diyet, yaşam tarzı, hayat tarzı çok önemli. O tabii. Böbreği taşı normal... almak da bitmiyor işimiz. Çünkü yapılan araştırmalara göre eğer siz bir taş ürettiği ya da düşürdüyseniz yani 5 yıl içinde %50 ihtimalle tekrar aynı taşı oraya koyacaksınız. O taşı oraya ne biz koyduk ne siz koydunuz. Yani onu oradaki böbrekteki ya da sizin diyet listenizdeki veya yaşam şeklinizdeki anormalliğe bağlı siz oluşturdunuz. Ve yapılan araştırmalara göre yani siz o diyet listesine devam ediyorsunuz aslında farkında olmadan. Biz onu incelememiz gerekiyor. Yani neden taşı ürettik? Ameliyat ettik, taşı aldık, hasta düşürdü. Mutlaka biz onu bir 20 gün sonra çağırıyoruz. Hemen yapılmıyor çünkü taş yeni düştüğü için idrarda kanama olabilir ya da metabolitler değişebiliyor. Bir 20 gün sonra bir günlük normal hayatından ama ne yiyorsa, fast food yiyorsa, çayı çok abartı içiyorsa normal hayatından bir günlük idrarını biriktirtiyoruz. Onu bize getiriyoruz, inceliyoruz. Bazı kan tahlilleri yapıyoruz. İşte paratiroid hormonu olsun, ürkasit seviyeleri olsun. Buna göre hastanın zaten profili ortaya çıkıyor aşağı yukarı. Ya hastada sitrat eksikliği çıkıyor. Sitrat çünkü taş oluşumunu engelleyen vücudun kendi sentezli bir maddedir. Yani sitrat eğer idrarınız azsa o şeker örneğindeki 4 şekerle çökelecek olan o şeker miktarı, taş miktarı 2 şeker çökelmeye başlıyor. Yani o bir inhibitör. Eğer idrarınız o azsa siz taş oluşturmaya adaysınız. Bir diğer problemimiz idrarda kalsiyum miktarı. Eğer idrarda kalsiyum miktarınız size bana göre çok yüksekse sizin taş oluşturma miktarınız bana göre 3-4 kat yüksek zaten. İdrarda ürik asit seviyesi. Bu protein yıkımına bağlı oluşan bir endojen maddedir. Ürik asitiniz de fazlaysa sizin taş oluşturma miktarınız bana göre 3-4 kat fazladır. Bir de diyetlerden aldığınız ya da bazı hastalıklara bağlı oluşan oksalat miktarı. Çünkü toplumumuzda bizim genelde %75 kalsiyum oksalat taşları gözükür. Kalsiyum ve oksalatın kompleks hali çökmesiyle. Yani bu nasıl beslenmemizden kaynaklanan oluşum? Şimdi şöyle, eğer idrarınızda oksalat fazlaysa bazı sebzeleri kestiriyoruz, azaltıyoruz. Şimdi bunların çok isimlerini vermek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılıyor. Mesela o besini kesiyor, adam mesela ürik asit eksikliği var ama benim burada söylediğim diyet yaptığı zaman hiç alakasız bambaşka tablolar yani oluşuyor. Kişiye özel diyet veriliyor. Aynen öyle. 24 yani saatlik idrarınıza göre bir diyetler. İnternette diyetler var. Taş oluşmaması için, taşı gidermek için filan açıyorsunuz. Ortak şeyler yazıyor ama herkese özgü bir şey değil yani. Bunu doktor özel nasıl bir... Size özel diyetsiz vermek zorundayız. Yoksa çok anlamı olmaz. Herkesin kan değerini, buradaki kalsiyumu, sitrat oranı hepsi farklı. Sizin kalsiyumunuz yüksektir idrarınızda. Benim ürik asit yüksektir. Öbürünün oksalatı yüksektir. Ona ama aynı diyeti kullanırsak hiçbir anlamı yok. Kendimizi kandırırız. Bir de bu diyet sesin en önemli şeyi parametresi, bütün bu listeyi kenara atarsak sıvı alımı, kaliteli su içmek. Yani o hani kireçli sular değil de çok kaliteli, normal. Damacana suları da gayet güzel. İstanbul suyu da fena değil. Yani günde 2,5-3 litre idrar çıkartmak istiyoruz. Sizin 2 litre idrar çıkarmanız için en az 3 litre sıvı almanız lazım. Çünkü büyük abdestle olsun, ciltten ışınmayla olsun zaten sıvı kaybediyoruz 750 cc'ye kadar. Bir de siz mesela diyelim ki 50 kilo bir hastasınız, boyunuz 1,60 diyelim. Bir diğer hastamızda 2 metre boyu var. 110 kilo. Sıvımız aynı olmak zorunda. O en az 1,5 katımız daha fazla sıvı almak zorunda. Yani bunu kişiye özel yapmak zorundayız. Demek yani standart bir 2 litre herkes içsin. Aynen öyle. Bir şey sizin demek kilonuz 60 kilo 2 litre. Kişinin vücut hacmine göre vücut ağırlığı vücut da önemli değil mi? Vücut body mass indeksimiz var. Yani vücut ağırlık ve yüzey ölçümü demek, yani oranlaması. Size 2 litre yeterdir. Bana 2 litre çok azdır. Yani bunu kişiye özel yapmak zorundayız. Yoksa hiçbir anlamı yok. Çok... İnternette bir sürü şeyler var. Yani hastalar da bana geliyor. İşte hocam şurada bir şifalı su varmış. Onu içip taşı var, tıkamış. Biz zaten aslında ameliyat almıyoruz. Zaten 5 milimetrenin altındaki taşlar, üreterde yaşayan, %50 ihtimalle bir hafta içinde düşer bizim vereceğimiz tedaviyle. İşte anti-inflamatuar tedavi, antispazmotik, o boruyu genişleten ilaçlarla zaten %50 ihtimal, %60 ihtimal düşüyor. Biz aslında diyoruz ki evet tamam, bu sizin akrabalarınızdan duyduğunuz o işte özel şeyler var. Böyle işte
kestane kabuğunu kaynatıp içmek, yoğurt suyunu içmek. Hocam onları bir zikredelim. Yoğurdun suyu. Yoğurdun suyu var. Benim çok en çok duyduğum. Ekşi nar balığı gözü eziliyormuş. Evet, o çok meşhurdur. Gözü limonla karıştırıp içecek ama limonu unutmayalım. Limon çok önemli. Kestane kabuğu kaynatıp içecek, maydanoz suyu. Hani maydanoz evet. Aslında güzeldir, şifadır filan ama bunu abartmamak bakın, lazım. Ben hiçbir aslan bunları yapma demiyorum ama evet yap ama bir hafta sonra mutlaka gel ben senin böbreğini göreceğim. O taş orada duruyor mu, düşürdün mü? Çünkü gerçekten insan bir makine değil. Siz iyi olacağına inandığınız zaman ağrınızın azaldığını da zaten hissediyorsunuz ya da inanıyorsunuz. Hastaya hocam benim ağrım azaldı. Düşürdüm mü gördüm çünkü idrarı diktiriyor taş tıkadığı zaman. Görmedim hocam diyor. Bir bakalım o zaman diyorsun. Bakıyorsun taş orada duruyor. Hocam siz ağrı çekin görelim diyeceğim. Çünkü halk her şeyi denemeye çalışıyor. Bakın yani biz zaten ağrınızı kesiyoruz ama. Ağrı kesicinizi veriyoruz. Yani bir hafta sonra tamam iç maydanoz suyunu iç, kestane kabuğunu iç, başka kestane içini ye. Ona bir şekilde karışmıyoruz ama bir hafta sonra mutlaka kontrol istiyoruz. Tamam, bunu özellikle vurgulamış olalım. Gelelim tedavi yöntemlerine. Böbrek şimdi lazer burada ana tedavi yöntemlerimizden biri ama her tedavi sanki lazermiş gibi. Her şey lazerdi. Evet. Her şey lazer hocam diyoruz. Lazerli mi ama? Lazer. Şimdi aslında yayın öncesi konuşuyorduk sizinle taş kırma yöntemleri. Şimdi bir kere böbrekte nerede, taşın neresinde olduğuna böbreğin birkaç önemli. Santim olduğuna göre tedaviyi belirliyoruz. Bir buradaki inceliği söyler misiniz bize? Aslında şurada şunu söyleyeyim. Buradaki kararlar bana ait değil. Bizim bir anayasamız var. EUI, Avrupa Uyuşturucu Guideline'ları. Yani burada zaten her yıl güncellenen kurallar ve yöntemler ama var. Ama hekime göre bir şey yok. Aslında öyle oluyor. Evet, şey maalesef var. Böyle olması hastaya lazım ama olmuyor ve pratikte uygulanmayabiliyor maalesef. Mesela atıyorum sizde 3 mm bir taşınız var. Ben sizi açık böbrek taşı ameliyatını ikna edip alırsam aslında tıbbi ve ahlaki yok bir suç işlemiş olurum. 3 mm'lik bir taş için açık böyle sizi 20 santim keseceğiz. Yani bu tip durumlar ve boyutlara ve yerlerine göre bizim anayasamız var. Ben örnek verelim. 8 mm'lik bir taşımız var. Hasta ağrı yapıyor. Hasta bundan kurtulmak istiyor artık. Böbreği de ektiz dediğimiz o şişme yapıyor. Bu hasta 4 yöntemi var tıpta. Bir açık ameliyat. Bunu zaten bu hasta yapmayız. Açık ameliyat artık tarihe gömmek üzere olduğumuz özellikle taş ameliyat. Taş ameliyatları tabii ben kendi branşım konuşmak zorundayım. Yani mesela testis tümöründe açık ameliyat yapmak zorundayım ya da varikosel ameliyatında açıktan başka yöntem yok zaten. Yani mikro cerrahi de olsa açık ameliyat. Ama böbrek taşlarında ya da üreter taşlarında hastanın kaslarını kesip organını keserek içinden taş alma olayı artık tarihe karışmış gibi bir şeydir. Yapılan yerler hala var. Hani ben bir şey diyemem. Hani çamur atmak çok kolay ama ne Avrupa'da ne Amerika'da ne guideline'larda açık böbrek taşı ameliyatı yaklaşık 5. seviyeymiş durumda. Yani 5. tercih. 1. tercihimiz ne? Fazla uzatmayalım. Ses dalgası ve taş kırma. Evet. Halk arasında lazer denilen, aslında birçok şey lazer deniyor. Şimdi biraz sonra anlatacağım diğer ana başlara lazer deniyor. Bunda bir ameliyat tekniği değil bu. Bunda hasta bir makinamız var, bir odada var, özel bir makinamız var. Mekanizması şu, bir enerji oluşturuluyor bir küre içinde. Çukur ayna mantığıyla biz onu taşa odaklıyoruz. Bu enerjinin kaynağı ses dalgası. O bir kıvılcım atıyor, çok yüksek bir ses çıkartıyor. Çukur aynayla biz o taşa o ses dalgası odaklıyoruz. Buradaki sıkıntımız, birinci sıkıntımız şu. Başarı şansımız %100 değil. Bunu hastaya geldiği zamanda polikliniğe atmak zorundayız. Bir, başarı şansımız %60-70'lerde. Biz size 100 bin kere de vursak, eğer taşınız kalsiyum monohidratsa ya da sütüvitasis, özel taşlar bunlar, çok sert taşlardır. Ses dalgası kıramayabiliriz. Peki bunu önceden anlayamıyor muyuz ne taşı olduğunu? Hayır. Muhteviyatını ya da içeriğini film ya da tomografiye bakarak anlayamıyoruz. Bu yöntemin avantajı nedir? Bir, hasta anestezi almaz. İki, hastanın herhangi bir cerrahi riski yoktur. Hastaya biz işlemden önce bir ağrı kesici kalçadan yaparız. Biz genelde yani özel sektör olduğumuz için hastanın hiç ağrı duymasını istemiyoruz. Öncesinde mutlaka bir ağrı kesici yapıyoruz biz kliniğimizde. Hasta 10 dakikalık bir seansa giriyor. Çok yüksek ses çektiğinde bir kulaklık takıyoruz kulağına, rahat, kulak sırrı rahatsız olmasın diye. Biz de başında oluyoruz hastanın. 10 dakika boyunca 2000 kere o şok dalgasını böbrek taşına uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra hastaya önerilerimiz şunlar. Bol bol sıvı alacaksınız. Bol bol hareket edeceksiniz. Hareketiniz bol olacak. Ve hastayı bir hafta sonra kontrole çağırıyoruz. Gönderirken de şunu mutlaka tembih ediyoruz. İdrarınızı kaba yapacaksınız. Yani takip edeceksiniz. Kırıntılar gelirse o kırıntıları ayıracağız. Neden? Çünkü biz onu daha sonra analize göndereceğiz. Kalsiyum oksalat taşı mıydı, sütüvit taşı mıydı, işte ürik asit taşı mıydı? Bize bu çok önemli. Çünkü
bir 20 gün sonra yapacağımız analizi de bu gerekli bizim için. Hani diyetisi için. Bir de hastayı uyarıyoruz. Eğer taşınız kanalınızı tıkarsa, böbrek kanalını ve düşemeyecek bir hale gelirse mutlaka bize 24 saat ulaşacağımız telefonlar veriyoruz. Hani ateşiniz, üşümeniz çıkarsa. Tekrar ediyorum, özetleyecek olursak. Avantajımız neydi? Cerrahi riskimiz yok, anestezi riskimiz yok. Dezavantajımız ne? Başarı şansımız %100 değil. Peki bu ses dalgası ile taş kırmaya şimdi söylediğinizi hangi milimetre boyutlarda taşa uyguluyoruz daha çok? Şunu hastayla paylaşmak zorundayız. 1,5 santimin altındaki taşlarda ses dalgası birinci tercihtir guideline'lara göre. Tamam. Ama bunun biraz sıkıntılarımız var. Diyelim ki biz sizin taşınızı kırdık. 1,5 santim bir taşımız var, kırıldı. Bu 4 parçaya ayrıldı ya da 2 parça. Bunu biz bilemiyoruz taş kırma yaparken. Eğer 7 milimetrelik bir parça ayrıldı ve o taş kanala girerse kanalın çapı zaten yaklaşık 3-4 milimetre. Sizin kanalı tıkayıp çok şiddetli ağrılarınız olabilir diye uyarıyoruz. Ve ikinci bir alttan girme, kapalı ameliyata gerekli duyabiliyoruz diye uyarıyoruz hastayı. Yani küçük taşlarda, 1 santim altı taşlarda ses dalgası taş kırma çok daha güvenli. Ve mutlaka denenmesi gereken bir yöntem. Denenmesi. Eğer burada çok başarılı kaybettiğimiz bir şey yok çünkü. Kaybettiğimiz bir şey yok. Burada çok başarılı sonuç alamazsak uyguladığımız başka bir yöntem var mı? Yani şunu anlatayım. Mesela hastamız iş adamı. Mesela benim hastalarım geliyor. Hı hı. Kimisi emekli oluyor, vakti var. O taş kırma çok rahat uygulayacak. Çünkü bu 2-3 hafta süren bir seans. Beyefendi diyor ki mesela hocam diyor, ben perşembe günü işte Ukrayna'ya gideceğim. Ticaretim var ya da Tayvan'a gideceğim. İşte ben bu işi yapmak zorundayım. Yani bugün ya da 2 gün içinde bu iş bitecek diyoruz. O zaman başka yöntemlere geçiyoruz. Hastalığa göre değil, hastaya göre tercihte bulunmak zorunda oluyoruz. Mesela gebelere bu yöntemi uygulayamazsınız, ses dalgasını. Çünkü fetusta yani bebekte sağırlık yapabilir. İleri derecede çok şişman hastalarda uygulayamazsınız. Yani 130 kilo geçen hastalarda bu yöntem geçersiz. Çünkü yağ tabakası çok yüksektir. Artı makinenin o odaklama sistemi çalışmıyor. İkincisi kanama pıhtılaşma bozukluğu ileri derecede olan, mesela kalp kapakçaları değişmiş, kumudin kullanmak zorunda. Kumudin çünkü çok şiddetli bir. Hemofillerde bir sıkıntımız yok ama kanamaya meyilli hastalarda, çünkü kapakçık değişmiş, o ilacı kullanmazsa pıhtı atacak, Allah korusun, beynine, kalbinde sıkıntı olacak. Onları uygulayamıyoruz. Yani bu tip hastalarda uygulayamıyoruz. Diğer bütün hastalarda uygulayabiliyoruz. Bebeklere bile uygulayabiliyoruz. Yani çocuk 3 yaşında anestezi sedasyon altında kımıldamadıktan sonra hafif bir sakinleştiriciyle 3-4 çocuklara bile uygulayabiliyoruz. Ses dalgasının kimlere uygulandığını, hangi durumda uygulandığını anlat. 1,5 santimin altındaki taşlarda öncelikle tercihimiz ses dalgası. Guideline'lara göre. Bana göre değil, Avrupa Ucu Guideline'lara göre. Bütün dünyada aslında uygulanan standart yöntem. Olması gereken şey bu. Evet, onu söyleyelim. Yani kanıta dayalı tıbbın sonucu aslında aynen bunlar. Öyle, evet. Anayasamıza göre böyle, üroloji anayasasına göre. Göre böyle. Tamam, şimdi ikinci yöntemimiz flexible ureteroskop. Bu da idrar yapılan yerden girerek. Aynen, bu da en yeni yöntemlerden biri. Tamam. Aslında bu da lazer. Evet, bunda lazer probu kullanılmış. Lazer bu aslında. Olaya geldi. Evet, orijinal lazer bu, gerçek lazer bu. Şimdi bunu kimlere yapıyorsunuz? Bunu herkese uygulayabiliyoruz. Kanama bozukluğunuz da olsa, gebe de olsanız, hani skopi kullanmadık. Evet. Önleme yapmıyoruz. İdrar yaptığımız kanaldan giriyoruz. Taş kırma yaptık, hasta başarılı olmadı ya da hasta istemiyor, bir an önce bir kurtulmak istiyor. İdrar yaptığımız kanaldan herhangi bir yeri delmeden, çok ince bir alet çünkü, çok yumuşak ve ince bir alet. İdrar yapılan kanaldan giriyoruz. Zaten görüntülerde göreceğiz biraz sonra. Geldi, geçiyordur. Görüntüler geliyor aslında. Arkadaşlar idrar yapılsın, evet. Hangisiyle kullanılıyor? İdrar yapılan kanaldan herhangi bir yeri delmeden, kesmeden mevcut boşlukları kullanarak. Hocam şimdi bir görüntümüz var. Bu bunun görüntüsü. Evet, flexible, bakın burada bir lazer probu ilerletilmiş. Tamam. Orada bütün kalikslere buradan ulaşabiliyoruz. Burada özellik olarak ne önemli? Birincisi, hastanın herhangi bir organını ya da vücudunda, cildinin herhangi bir yerine bir delik açmıyoruz. Yani hastanın mevcut boşluklarından gidiyoruz. Ve bu o kadar güzel, ince bir alet ki bütün kaliksleri evin odasında gezer gibi, işte çocuk oturma odasına, salona teker teker bakabiliyoruz. Ve taş oradaysa eğer, içinden saç kılı kadar ince bir propla, lazer ileten propla orada taşı toz hale getiriyoruz. Kırıntı değil, toz. Çünkü kırıntı düşürken hasta şunu soruyor, hocam düşürken ağrı çekecek miyim? Hayır. Yani kum gibi mi oluyor? Kum haline getiriyoruz. Hmm. Kum da aslında bir kırıntılı bir şey de toz haline geliyor. Hmm. Hani prostatta lazer nasıl buharlaştırıyor? Burada taşı buharlaştırıyoruz aslında. Yani kırıntı haline değil, çok küçük toz haline getiriyoruz. Şimdi flexible ureteroskopta herkese uygulayabiliyoruz. Evet efendim. Ama öncelikli tercihimiz... ameliyat, anestezi riski olmayan cerrahi taş kırma, ESVL. Başarılı olmazsa flexible. Taşın boyutu önemli mi burada? Burada önemli, evet. Nedir? Çünkü
şu anki teknolojimizde o saç kılı kadar ince olduğu için lazer, onun belli bir gücü var. 2 santimden büyük taşlarda ameliyat süresi uzamaya başlıyor. Hı hı. Hasta gençse problem yok. Yani ama bir kalp hastasını siz alıp da 2 saat boyunca anestezi masasında anestezi tutarsanız bazı komplikasyonlar oluşabilir. O yüzden hani ameliyat çok güzel geçti ama hastayı kaybettik. Allah korusun, öyle bir şey tabii ki şey alamayız. Burada önemli olan şey, taş 2 santimden küçükse bu ameliyat çok daha başarılı bir yöntem. Yani çok konforlu. Bazı hastalar diyor ki hocam mesela aynı akşam taburcu hastalarımız olduğu için böbrek taşı ameliyatı, iş yerinden sıkıntı çıkartan hastalarımız var. Yani ben bugün yatmak istiyorum diyor. Neden diyorsun? İşte müdürümüz ziyarete gelecek hocam, ben böyle bir taburcu olsam hani rapor da alamam, sıkıntı yaratırım, sanki inanmazlar gibi oluyor. Yani o derece çabuk taburcu olabileceğiniz bir ameliyat tekniği bu. Çünkü vücudun herhangi bir yerini kesmiyoruz, delmiyoruz. Şimdi diğer bir yöntemimiz, 4 yöntemimiz var. Perküton nefrolitotomi. Evet. Ciltten böbrek taşı çıkartma. Bunu biraz açalım. Bunu kimyeler uyguluyoruz gene? Neden bunu şöyle, taşımız eğer 2 santimden çok büyükse, mesela 5 santim alt, bütün böbreği kaplayan taşlar oluyor. Bir de normal böbrek tıkanırken genişlemeye başlıyor. Yani yaklaşık 20-25 santim böbrekler de oluyor. Normalde 12 santimde böbreğin longitudinal uzunlaması boyutu. Tıkandığı için büyüyor ve her yeri taş oluşuyor. Siz bunu lazerle girdiğiniz zaman belki çok çok daha uzun sürmesi gereken bir şey bu. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Gene kesmiyoruz ama hastanın sırtından direkt böbreği açtığımız bir kanal yöntemi yardımıyla bir boru yerleştirip o boru içinden taşı lazerle kırıp çıkartıyoruz. Endoskopik bir yöntem. Aynen öyle. Yani safra kesme ameliyatında ve laparoskopta 3 delik vardır. Yani port olarak 3 tane delik. Biz burada tek delikten giriyoruz ve direkt böbreğin içine giriyoruz. Burada yalnız hasta 1 ya da 2 gün hastanede yatırmak durumunda kalıyor. Çünkü böbreğe değerek girdiğimiz için hastanın hani iyileşme sürecinde yanımızda olmasını istiyoruz. Ama diğer yöntemde mevcut boşluklardan girdiğimiz için herhangi bir hani gözlememiz gerekmiyor. Aynı gece taburcu olabiliyor hasta. Şimdi bu 2 santimden büyük taşları olanlar için. Bütün böbreği kapsayan taşlar için. Ve daha çok taşı olan mı? Yani? Tabii multiple taşları olan. Flexible da çok olabilir küçüklü, ama boyut önemli. Iri... Taş yükü önemli. Hı hı. İri taşlarda perküton çok daha hızlı ve daha çözüm, yani kesin çözüm olan bir yöntem. Bunu geçmiş olduk. Bir de gelelim açık böbrek taşı ameliyatına. Evet. Şimdi tabii bu çok anlatacağız, evet. Biraz girişte anlattınız. Şimdi bunu artık tercih etmiyor ürologlar herhalde. Bu guideline'lara göre yani. Yerler var da guideline'larda artık en son çare. Adam yani doğuda çalışıyor. İşte ne bileyim küçük bir şehirde. Elinde hiçbir teknik yok. Hasta gidemiyor yani oluştuğu yerden. Bunu yapmak zorunda olduğumuz, yani taşı öyle bırakamazsınız. Hı hı. Hasta yani üst bir merkeze gidemiyor. Dur yani. Bunlar teknoloji değil. İşi az çok yani. Aynen öyle. Yani yüksek teknoloji tabii. Olmaz bunlar. Yok, zaten yok. Yani o flexible metodumuz yani birçok merkezde yok. Ve mesela çok çabuk yüksek teknoloji, çok ince aletler olunca çok çok bozulabilen aletler. Yani mutlaka hastaya maliyeti olmak zor oluyor yani. Çünkü lazer probe olsun, işte bu flexible hep Avrupa'dan gelen aletler bunlar. O yüzden hani çok da ulaşmak kolay aslında, değil aslında. Türkiye'nin başka bir bölgesi, yani büyük şehirlerde değil. Bu teknolojinin, yüksek teknolojinin çok alınmadığı bazı kamuya da devlet olabilir, özel hastanede olabilir. Gitti taşı var, mecbur hoca açık ameliyat olabilir, olacak. Evet, açık ameliyatın sıkıntıları neler? Onlardan bahsedeyim isterseniz. Yani, açık ameliyat aslında şimdi bir halktan birisi düşündüğü zaman ya ne güzel işte açıp görerek alıyor, daha iyi çıkartıyor gibi düşünüyor ama aslında tam tersi. O bölgeyi, o kasları, burada 3 kat kas var yan bölgemizde. Oradaki kasları kesiyoruz. Böbreğin içini, parenkim dediğimiz dokuyu kesiyoruz. Parenkim içine kestiğiniz zaman böbrek çok kanlanan bir organdır. Yani kalbin bastığı kanın %20'sini böbrek alır zaten aynı anda. Yani direkt çok kanlanan bir organdır. Her yerde zaten yangın yerine dönüşüyor. Ve aslında ürolog taş klemp dediğimiz forceps ile hissederek alıyor. Yani görerek bir şey alamıyoruz zaten. Çünkü kestiğiniz yeri büyütmemeniz lazım. Ve hissederek almaya çalışıyor taş forceps ile. Taşı alıp da içeride giremediğiniz kalikser de oluyor eğer kestiğiniz yere göre. Çünkü böbrek şu şekilde dallanan, borularcıkla oluşan bir sistem. Ve taş genelde pelvis ya da kalikser de oluşuyor. Siz şuradan girdiğiniz zaman forceps ancak burada ulaşabilirsiniz. Buradaki taşı alabilmek için tekrar bir kesik açmanız lazım. Böbreğin üstüne. Kesik 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 açılı açılı. Aynen öyle. Yani birkaç kesik açabiliriz. Dokuları bozuyor herhalde. Hiçbir doku ciltte bile kesildiğiniz zaman mutlaka iz kalır. Yani eskisi gibi aynı doku oluşmaz. Özellikle böbrekte nefron dediğimiz o kanı süzen odacıklarda hücrecikler mutlaka zarar görerek iyileşiyor. Biz sütür atıyoruz öyle tabii kanamasın diye, kanama kontrol için, ama attığımız sütür de emilirken. Ya burada çok iyi cerrahın farkı, yani iyi cerrahi, cerrahi var, cerrahi var, evet, iyi cerrah tabii ki, var. Her zaman var. Hani
daha kötü cerrah da olabiliyor. Hani bunlar evet, konuşulduğu için demek tabii istemiyorum ama her meslek iyi cerrah ararız biz sonuçta tabii iyi olmak için. Yani burada çok çok iyi bir cerrah İnsan yapmasıyla fark etmiyor mu bu açık? Yani çok daha az zarar verilmiyor mu? Kesiyi küçültebilir ama o yandaki açmak zorunda olduğumuz kesi standart 20 santim. Yani onu açmadan böbreği ulaşmak çok zor. Ancak bazı üreter taşı olabilir de pelvis taşı olabilir. Ona belki çok küçük açılabilir ama normalde böbrek taşı için yani açtığımız standart kesi belli. Amaç böbreğe zarar vermemek. Mümkün olduğunca dokunun bütününe saygı duymak. Yani bir bu şey dolap düşünün. Odadan çıkartmanız gerekiyor. Biz bu duvarı yıkarak tek parçanı çıkartıyoruz açık ameliyatta. Kapalı ameliyatta ne yapıyoruz? Kapıdan giriyoruz, dolabı söküyoruz, kapaklarını teker teker çıkartıyoruz. Amaç da odanın duvarına zarar vermemek. Çünkü taşı kurtarmak değil amaç. Bizim mesela bazen ameliyattan sonra hastaya taşlarını veriyoruz kutu içinde. Bakıyor böyle ufak ufak bir sürü parça parça küçük şeyler. Hocam bu kadar mı ya diyor. Ama çoğu lazerle toz haline gelsin fazla bir şey veremiyoruz zaten aslında hastaya. Yani bunun için ama açık ameliyatta böyle kocaman taşı veriyoruz. Sonra hasta diyor ki o çok mutlu oluyor baba benden çıkartıldı bu. Ama aslında içeride yangın yeri var. Yani açık ameliyat çünkü bir de bir sıkıntımız da şu var. Kanama ihtimalimiz ameliyat sonrası kanama komplikasyonumuz açık ameliyatta daha fazla. Çünkü kapalı ameliyatta bir damardan geçmiyorsunuz ya bir şey hani dokuya zarar vermiyorsunuz. Ama açık ameliyatta kesmek zorundasınız yani mutlaka. Post-op dönem dediğimiz o iyileşme dönemi mesela kapalı ameliyatlarda adam bir gün sonra işine başlayabilir iki gün sonra. Yani öğretmense rapor bile vermiyoruz bazen. Polisse biraz da askerse veriyor çünkü onların huç taklisi ya da işçiyse çok daha ağır ama açık ameliyatlarda siz yatağınızdan doğrulmak için yaklaşık bir hafta sürer. Yani ağrısız o insizyon ağrısı. O açık ameliyat olan bilir. Bir diğer problem kasları keserek ulaştığınız için oradaki kaslar fıtıklaşmaya gidebiliyor. Yani hastanın burada bir bombeleşme, gittikçe bir büyüyen bir yandaki defekt oluşabiliyor. Bunu biz insizyon hernisi diyoruz. Hani ameliyat fıtığı. Peki şunu soracağım. Son iki dakikama girdim. Bir santimin altında taşı var kişinin ama hiçbir işlem yapmıyor. Kendi kendine düşürmeye çalışıyor taşı. Bir takım yöntemler evet. İşte aktara gidiyor. Bu duyduğu şeyleri yapıyor. Ekşener balına burada telaffuz edelim. Telaffuz edelim. Aktara gidiyor. Ya böbrek evet. Taşım var bana ne yapıyorsun? Ne veriyorsun hocam diyor, usta diyor, ne veriyorsun aktardakilerle. Şimdi yani ne yapalım? Yani bir santimin altında mutlaka şimdi ses dalgası dedik, 1,5 santimin altındaki taşlarda evet. Etkilidir dedik. Ya yaptırmayacak, işte parası yok, ya imkanı yok, ya beklemek istemiyor ama, evet. Kamuda sıra. Yani burada en azından bu iyilik halini biraz sürdürmesi, yani biraz öteleyebilmesi için vereceğiniz tavsiye var mı bir ürolog olarak? Şimdi şöyle, bir defa birincisi bol sıvıyı mutlaka öneriyoruz. Yani taşınız olsa da olmasa da. Kaliteli bol sıvıyı öneriyorum. Ya su. Su. Yani başka su hiçbir şeyin yerini tutmaz. Tamam. Çay, kahve bunun içinde oksalat olduğu için eğer sizde bizim toplumumuza göreken %75 kalsiyum oksalat dedik ya çay, kahveyi mutlaka azalttırıyoruz. Tamam. Protein alımını, kırmızı eti kesmiyoruz, kesinlikle kesmiyoruz. 100 gramla sınırlıyoruz. Eğer iddiardaki kalsiyum miktarınız yüksekse yani burada lütfen yanlış anlaşılmasın bir taş hastası proteini kısacak demek istemiyorum. 24 saat idrara göre ama genel manada konuşuyorum. 100 gramı geçmiyoruz. Bir de bundan 10 yıl önce de 15 yıl önce biz süt ürünlerini eğer kalsiyum taşınız varsa kalsiyum içeren süt ürünlerini tamamen kesiyorlardı eskiden. Şimdi yapılan araştırmalara göre tabii Avrupa'da Amerika'da yapıyordu. Araştırmalara göre kalsiyumu kestiğiniz zaman idrardaki kalsiyum miktarı tam tersi artıyor. Ve aslında bir şey kurtaralım derken sizdeki taş oluşumunu arttırmış oluyoruz. Süt ürünlerini kesmiyoruz ama kısıtlıyoruz. Nasıl kısıtlıyoruz? Mesela günde bir kibrit kutusu kadar peynir yiyorsanız o gün yoğurt yemeyin. Ya da yoğurt içtiyseniz akşam süt içmeyin. Tamam. Yani belli bir miktara kısıtlıyoruz. Ama burada önemli olan herhalde son mesajımız kişinin idrar değerlerine göre tabii. Bir tedavi planı, diyet planı da, ameliyat evet. Planı da aynen yani öyle. Görüntüleme yöntemlerini taşın tabii. Boyutuna göre de yapılması gerekiyor. Taşı olanlar bir üroloğa gitsinler artık standart tedaviler bunlar ve kafalarına göre diyet yapmasınlar. Artık uzmana ulaşmak çok kolaylaştı. Tamam. Yani evde oturmak çok yanlış bir şey. Tamam çok teşekkür ederim. Operatör Doktor Ayten Kalp, üroloji uzmanısınız. Medical Park Fatih Hastanesi'ne yanımıza katıldınız. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgi için taşla ilgili. Değerli izleyenler bugün de Sağlık Raporu programı sonuna geldik. Yayınlarımızın tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr adresinden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Yarın 8.15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.